Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görüntüde 5 şiş patiği andırsa da aslında 2 şişle örülen bu patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize ayak burnu kısmından başlıyoruz. Bu kısım haroşa şeklinde örülüyor. Bu kısımda ön yüzden sağdan ve soldan arttırmalar yaparak istediğimiz boyuta ulaşınca İki renkli zikzak modelimize geçiş yapıyoruz. Bu modelimizde uygularken 4 sıra boyunca sağ tarafa ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Daha sonrasında da 4 sıra boyunca sol tarafa ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Bu ilmeklerimizi kaydırırken bu kısmı sadece düz bir şekilde örülüyor. Kalan kısımlar hem burun kısmı hem yanlardan ilmek aldığımızda hem de yine yan kısmı ve taban kısmı yine haroşa şeklinde örülüyor. Oldukça kolay bir patik. En son patiğimizi tamamladıktan sonra arka dikişini de yaptıktan sonra patiğimizin kenar oyasını yapıp patiğimizi tamamlıyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 için uygun. Siz büyütmek istediğinizde hem ön yüzünde arttırma sıralarını 1 veya 2 sıra fazla yapabilirsiniz ayak boyutunuza göre. Hem de şu yan taraftaki haroşa sıralarını yine ayak boyutunuza göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Patiğimde ben lacivert ve çok açık bir mavi renk kullandım. Siz zevkinize göre renklerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca örmek için 2 adet 2,5 numara şiş kullandım. Ve şu yanlardan ilmek alırken zorlanmamak için 3. bir şişe ihtiyacımız var. Oyamız için 1 adet ince uçlu tığımız var. Makasımız var ve 2 adet de patiklik ipimiz var. Patiğimize ayak burnu kısmından lacivert ipimizle yarım tur döndürdükten sonra tek şiş üzerine ilmeklerimizi atıyoruz. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde atabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ilmekle bu kısımdan başlangıç yaptık. Sıranın sonunda bir düğüm atıyoruz ve ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Ben yine haroşalarımı her defasında hem ön yüzde hem de arka yüzde düz devam ediyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. İlk arka yüzü sıramızda ilmek attıktan sonra arttırma yapmıyoruz. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son ilmeğimizle ters ördük. Döndüğümüzde ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örmeden aldık. Hemen delik olmayacak şekilde bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve son ilmekten önce yine bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Son ilmeği de ters örüyoruz. Arka yüzü sıramızda arttırma yapmadan kenar ilmeğini örmeden aldık. Ve yine sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz, son ilmeğimizde yine ters örüyoruz. Tekrardan ön yüze geldiğimizde hemen kenar ilmeğinden sonra bir tane yine artırma yapıyoruz. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz. Son ilmekten önce yine bir tane arttırma. Son ilmeğimizde ters ördük. Arka yüzü sıramızı yine tüm ilmeklerimizi son bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz ve yine son ilmeğimizde ters örüyoruz.
tekrardan ön yüze geldiğimizde kenar ilmeğinden sonra yine bir tane artırma yapıyoruz. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son ilmekten önce yine bir tane arttırma ve son ilmeği de ters örüyoruz. Şimdi bu şekilde ön yüzü sıralarımızda ilk ilmekten sonra ve son ilmekten önce arttırmaya devam edelim ve toplamda şişimizde 24 ilmek olana kadar bu şekilde arttırmamıza devam edelim. Evet, patiğimizin burun kısmı arttırmalarını bu şekilde tamamladık. Toplam şişimizde 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimiz var. Şimdi ön taraftaki zikzak modelimizi yapmak için ikinci renk olan ipimizi de sabitledik ve örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Hemen kenardaki bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki bir ilmeğimizi de düz örüyoruz. 2 ilmek lacivertimiz var. Sırasıyla modelimiz 2 ilmekten oluşuyor. Hemen ipimizin rengini değiştirip 2 ilmek açık mavi örüyoruz. Sonrasında yine 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi. Artık bu ilmek sayımızla örgümüze devam ediyoruz. Arttırma yapmadan sadece ön taraftaki zikzak modelimizi oluşturuyoruz. İlk sırada dönüşümlü olarak 2 lacivert, 2 açık mavi renk ipimizle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Son 2 ilmeğimizde açık mavi ipimizle örüp son ilmeğimizi ters ördük. Sıramızı tamamladık. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bu kısımlar ön yüzden düz, arka yüzden de ters örülüyor. İlk sıra modelimizi sağ tarafa kaydırma yaparken ilk model sıramızı bu şekilde kuruluşunu yaptık. Sağ tarafa kayması gereken modelimiz arka yüzden yine devam ettiğinden dolayı sağ tarafa değil sol tarafa kayarak devam ediyor. Bunun için şimdi hemen kenardaki açık mavi ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki bir ilmeğimizi açık mavi hemen sıradaki 2 ilmeğimizi önce 1 ilmeğimizi açık mavi ördük ve yanındaki lacivert olan ilmeğimizi açık mavi ipimizle ördük. Şimdi dönüşümlü olarak sıra başında 3 ilmek açık mavi örmüş olduk. İpimizin rengini değiştirip sırasıyla yine 2 lacivert ve 2 ilmek mavi örerek devam ediyoruz. 2 lacivert, İpimizin rengini değiştirdik. 2 açık mavi. Bu arada arka yüzden olduğumuzdan ilmeklerimizi ters örüyoruz. 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi, 2 lacivert, 2 açık mavi, 2 lacivert, 2 açık mavi. İlmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer aynı renkle örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde 2 ilmek açık mavi ve son ilmeğimizde lacivert örüp
sıramızı tamamladık. Tekrardan ön yüze döndüğümüzde buradaki ilmekler dediğim gibi ilk sıramız sağ tarafa doğru kayıyor. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Hemen sıradaki bir ilmeğimizi açık mavi ördük. Yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. Sırasıyla yine iki lacivert, iki ilmek açık mavi örüyoruz. İki ilmek lacivert, iki ilmek açık mavi. İki ilmek lacivert, iki ilmek açık mavi. Tekrardan iki lacivert, iki ilmek açık mavi. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek düz lacivert ördük. Bir ilmeği de ters örüp sıramızı tamamladık. Arka yüzü sıramıza geldiğimizde kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Yine sıradaki bir ilmeğimiz lacivert. Lacivert ördük. Hemen bu kısımdaki ilmeklerimiz sağ tarafa doğru değil sol tarafa doğru kaydığından şimdi kaydırma yapıyoruz. Sıradaki bir ilmeği de yine lacivert ördük. Yani 3 ilmek lacivert ipimizle ilmeğimiz var. Sırasıyla yine ipimizi değiştirip 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert örüyoruz. 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. Ve bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer aynı renkle örerek sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Devam edip sıramızı tamamlayalım. 4 sıra boyunca ilmeklerimizi sağ tarafa doğru kaydırarak modelimizi ilk 4 sırasını ördük. Şimdi sonraki 4 sırada da modelimizi sol tarafa doğru kayarak devam ediyoruz. Hemen kenardaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki bir ilmeğimizi yine açık mavi ipimizle ördük. Yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bu kez buradaki bir tane lacivert ve yanındaki açık mavi olan ilmeğimizle iki ilmek lacivert örerek sol tarafa kayarak modelimiz devam ediyor. Sırasıyla kuruluşunu yaptıktan sonra iki ilmek açık mavi, iki ilmek lacivert şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. İlmeklerimizi kaydırırken burada tek olan ilmeğimizde yine aynı renk ipimizle örerek bu şekilde devam ettiğinizde zaten sıra başındaki ilmeğinizi düzgün bir şekilde ördüğünüzde modeliniz yan tarafa doğru kayarak devam ediyor. Sıra sonundaki iki ilmeğimizde lacivert örüp sıramızı tamamladık. Şimdi ilk sol tarafa kayan sıramızla bu şekilde ördük. Arka yüze geldiğimizde de hemen kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Hemen ipimizin rengini değiştirip iki ilmeği açık mavi ipimizle örüyoruz. 1 2 Yine ipimizin rengini değiştirip sırasıyla 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi, 2 lacivert,
2 açık mavi, 2 lacivert, 2 açık mavi. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda tek ilmeğimiz kaldı. En son 2 maviden sonra yine 1 ilmek lacivert örerek sıramızı tamamladık. Tekrardan ön yüze geldiğimizde şimdi sol tarafa doğru kaydığımız ikinci sıramızı da tamamladık. 2 sıra boyunca yine modelimiz sol tarafa kayarak devam ediyor. Şimdi kenar ilmeğinden sonra sıradaki 1 ilmeğimizde yine lacivert örüyoruz. Hemen ipimizin rengini değiştirip sırasıyla yine 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert ve yine bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Ön yüzü sıramızı tamamladık. Arka yüzü sıramızda kenar ilmeğini örmeden aldık. Hemen ipimizin rengini değiştirip kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğimizi lacivert örüyoruz. 1, 2. Yine sırasıyla 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert ve yine ilmeklerimizi ikişer ikişer aynı renk ipimizle örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde modelimizin ilk 8 sırasını tamamladık. Şimdi 8 sırayı baştan örerek modelimize devam ediyoruz. Hemen kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. İpimizin rengini değiştirip 1 ilmek lacivert örüyoruz. Sırasıyla yine 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. Sırasıyla bu 8 sıramızı yine tekrarlıyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken ilk 4 sırayı sağ tarafa ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Sonraki 4 sırayı da sol tarafa kaydırarak modelimize devam ediyoruz. Döndüğümüzde hemen kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki 2 ilmeğimizi açık mavi ipimizle örüyoruz. İpimizin rengini değiştirip 2 lacivert, 2 açık mavi şeklinde yine sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Tekrardan ön yüze geldik. Hemen kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 ilmek açık mavi ördük ve yine 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi. Tekrar 2 ilmek lacivert, 2 ilmek açık mavi. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden kenar ilmeğini örmeden aldık. Sıradaki 2 ilmeğimizi lacivert örüyoruz.
İpimizin rengini değiştirip sırasıyla 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. İki ilmek açık mavi, iki ilmek lacivert. Yine bu şekilde devam ederek sıramızı tamamlayalım. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bu kez 4 sıramız boyunca ilmeklerimizi yine sol tarafa kaydırarak devam ediyoruz. Bu kaydırma işlemini yaparken burada 2 tane lacivert olan ilmeğin bir tanesinin yani sol tarafa kayması gerektiği için ilkini değil ikincisini lacivert örüyoruz ve açık mavi olan ilmeğimizde yine lacivert ilmeğimizle örerek buradaki modelimiz sol tarafa kayıyor. Yani burada bir tanesini açık mavi, bir tanesini de lacivert örerek modelimiz kaymış oluyor. Kenar ilmeğini hemen örmeden alıyoruz. Sıradaki bir ilmeğimiz yine açık mavi. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Şimdi sırada bir tane lacivert ilmeğimiz var ve hemen yanındaki ilmeğimizde yine açık mavi olan ilmeğimizde lacivert örüyoruz. 2 ilmek açık mavi ördük. Düzenli bir şekilde 2 lacivert, 2 açık mavi örüyoruz. 2 lacivert, 2 açık mavi. Bu şekilde modelimiz bu kez sol tarafa kayarak devam ediyor. Bu kısımlara dikkat etmeniz gerekiyor. 4 sıra boyunca sağ tarafa, 4 sıra boyunca da model sol tarafa kayarak devam ediyor. Kaydırma işleminde yaparken bir tanesini lacivert ilmeğimize örüyoruz. Sonraki ilmeğimiz açık mavi. Onu da laciverte çevirerek modelimiz kaymış oluyor. Şimdi tekrardan arka yüze geldiğimizde şimdi 2 lacivert, 2 mavi ilmeğimiz var. Şimdi burada kaydırma yaparken sol tarafa doğru kaydığından buradaki 2 lacivert olan ilmeğin ikincisini lacivert ve açık mavi olan ilmeğimizde yine lacivert örüyoruz. Döndüğümüzde kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Hemen sırada bir tane lacivert ilmeğimiz var. İpimizin rengini değiştirip 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert örüyoruz. 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. Yine bu şekilde devam edip sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Hemen yanındaki bir ilmeğimizi yine lacivert örüyoruz. İpimizin rengini değiştirip sırasıyla 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert. 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert şeklinde yine sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzü sıramıza geldiğimizde kenar ilmeğini örmeden aldık. Hemen ipimizin rengini değiştirip sıradaki 2 ilmeğimizi lacivert örüyoruz. Yine dönüşümlü olarak 2 ilmek açık mavi, 2 ilmek lacivert şeklinde yine arka yüzü sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde modelimizin İkinci 8 sırasında tamamladık. Buraya kadar olan kısım 8 sıra bir kez daha tekrarlayarak 3. defa modelimizin zikzak modelini
8 sırada bu şekilde tamamlayalım. Sonrasında örgümüze devam edelim. Kalan 8 sırayı da yine bu şekilde örüp tamamlayalım. Evet, bu şekilde kalan 8 sıramızla ördüğümüzde zikzak modelimizin son ve 3. 8 sıradan oluşan kısmını da böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi kestik. Örgümüze sadece lacivert ipimizle devam ediyoruz. Önce yan tarafları örmeden önce bu kısmı 1 sıra boyunca lacivert ipimizle ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Açık mavi ipimizi kestik. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Sıra sonundaki bir ilmeğimizde ters ördük. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık ve tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzü sıramızı ters örerek tamamladık. Şimdi tekrardan ön yüze geldiğimizde şişimizde 24 ilmeğimiz vardı. Bunun ilk 12 tanesini sağ tarafı örmek için devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sıradaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğini ördük. Kalan 12 ilmeğimizi örmeden dönüş yapıyoruz. Hemen döndüğümüzde kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Ben bu kısımda haroşalarımı hem ön yüzde hem arka yüzde düz örerek devam ediyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa veya öğrendiyseniz o şekilde bu kısmı haroşa örmeye devam edelim. Şimdi ön yüzden baktığımızda burası bir diş oldu. Devam ediyoruz bu kısmı haroşa örmeye. Toplamda ayak boyutunuza göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Ben bu kısmı 23 diş boyunca bu şekilde haroşa olacak şekilde 12 ilmekle git gel yaparak 23 dişe bu kısmı da tamamlayalım. Patiğimizin tek tarafını 12 ilmekle git gel yaparak haroşa ördük ve bu kısmı 23 diş boyunca ördük. Şimdi ön yüzden bu kez ilmeklerimizi keserek tek tarafını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde 12 ilmeğimizi kesip tek tarafını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sıra sonunda ipimizi kesiyoruz ve diğer tarafı da yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Tekrardan ipimizi, bu kısımda da yine 12 ilmeğimiz vardı. Hemen ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz. Arka yüzden de sıra başı ilmeğini örmeden alıyoruz. Ve yine arka yüzü sıramızda da bu kısmı haroşa örüyoruz. Ben haroşamı düzden ördüğüm için her defasında hem ön yüzde hem arka yüzde bu kısımları düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde yine aynı devam edelim ve bu kısmı da 23 dişe tamamlayalım.
Evet, patiğimizin diğer tarafında yine aynı şekilde örerek devam ettik ve bu kısmı da 23 diş boyunca ördük. Şimdi ön yüzden tekrardan ilmeklerimizi keserek bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar kesip sonrasında ipimizi kesmeden yan taraftan tekrardan ilmek çıkartacağımız için sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keselim. Sıranın sonunda ipimizi kesmeden yan taraftan tekrar ilmek çıkartacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kestik. Şimdi tekrardan en son kalan ilmeğimiz şişimizin üzerinde şu yan taraflardan haroşaların kenarından tekrardan ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Bu kısımdaki ilmek sayınız değişebilir. O yüzden her bir haroşayı atlamadan kenar kısımlarından ilmek çıkartarak iki şişe paylaştırarak bu kısımdaki ilmeklerimizi de bu şekilde iki şişe paylaştıralım. İlmeklerimizi sağ ve sol taraftan çıkartarak sağ taraftaki şişimizde 49 ilmeğimiz var. Sol taraftaki şişimizde de 48 ilmeğimiz var. Şimdi arka yüzden ilmeklerimizi yine haroşa örerek devam ediyoruz. Hemen kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmeklerimizi yine arka yüzden de düz örüyoruz. Bir ilmek sağ taraftaki şişimizde fazla. Patiğimizin yan tarafını bu şekilde haroşa örmeye devam edelim. Ön yüzden baktığımızda burası bir diş oluyor. Yan tarafı 3 diş lacivert, 1 diş açık mavi, tekrardan 3 diş lacivert olacak şekilde bu kısmı 7 haroşa dişine tamamlayalım. Patiğimizin yan tarafını 7 diş boyunca ördük. Şimdi bu kısmı da tamamladık. Alt taban kısmını örebilmek için ortaya 9 ilmek ayırdık. 44 ilmek sağ tarafa, 44 ilmek sol tarafa ve ortaya da 9 ilmeğimiz var taban kısmını örebilmek için. İlk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi yine 44 ilmeğimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Taban kısmını ben 9 ilmekle ördüm. Dilerseniz bu kısmı daha fazla ilmekle de örebilirsiniz. Ayak boyutunuza göre bu kısımdaki ilmeklerinizi arttırabilirsiniz. İlk işaretimizin olduğu kısma kadar 44 ilmeğimizi ördük. İşaretimizi çıkartmadan diğer tarafa alarak sıradaki ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi ördük. 2 ilmek örmeden dönüş yapıyoruz. Döndüğümüzde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Bir tane de örmeden almıştık. 5 ilmeğimiz var. Yine 2 ilmeği örmeden dönüş yapıyoruz. Bu kısımdaki ilmekleri teker teker örgüme ilave ederek patiğimizin burun kısmını bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sıradaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde 5 ilmeğimizi örmüş olduk. Bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ettik. Yine bir ilmeği örmeden dönüş yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sıradaki 5 ilmeğimizi örüyoruz.
Bu şekilde 6 ilmeğimizi ördük. Sıranın sonuna geldiğimizde bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ediyoruz. 7 ilmeğimiz oldu. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki 6 ilmeğimizi örüyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde yine bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ettik. 8 ilmeğimiz oldu. Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde 9. ilmeği de örerek örgümüze ilave ettik. Şimdi döndüğümüzde artık bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimiz var. Bu kısımdan sonra ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sonraki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonundaki 9. ilmeğimizi önce örmeden sağ şişe alıyoruz. İşaretimizi çıkarttıktan sonra tekrardan sol şişimizi alıp bu 9. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgünün ön yüzünde birlikte ters ördük. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonundaki 9. ilmeğimizi yine örmeden önce sağ şişe aldık. İşaretimizi çıkarttıktan sonra tekrardan sol şişe alıp bu 9. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgünün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde her defasında 9. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örerek en son sağ şişte 4 ilmek ve sol şişte de 4 ilmek kalacak şekilde ilmeklerimizi sıra sonunda keserek bu taban kısmında bu şekilde örüp tamamlayalım. Patiğimizin taban kısmında bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi son olarak sağ tarafta 4 ilmeğimiz ve sol tarafta 4 ilmeğimiz var ve ortadan gelen de 9 ilmeğimiz var. Bu kez patiğimizin topuk kısmını yaparak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak bu kez 3 ilmeği sıra sonunda birlikte örerek orta kısımdaki ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sayarak 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak 3 ilmeği birlikte sıranın sonunda örüyoruz. Bu şekilde 3 ilmeği her defasında keserek bu son kalan ilmeklerimizde bu şekilde örüp patiğimizi tamamlayalım. Yine sıranın sonunda ipimizi kesmeden arka dikişi yapacağımız için öncelikle bu şekilde ilmeklerimizi keserek bu kısmı da tamamlayalım. Son olarak patiğimizin topuk kısmını bu şekilde kesimini tamamladık. Tek ilmeğimiz var. İpimizi kesmedik. Örgümüzü ters çevirip bu kısmı ben tığ ile birleştirdim. Dilerseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Bir ilmek ön taraftaki örgüden alıp bir ilmek de arka taraftaki örgüden alıp iki ucu ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek de arka taraftan alarak ilmek kaydırarak bu kısmın dikişini de bu şekilde tamamlıyoruz. Yine sıra sonunda ipimizi kesmeyelim. Çünkü daha sonrasında yine örgümüze oyaya devam edeceğimiz için birleştirmemizi yapıp ipimizi kesmeyelim. Şimdi tekrardan örgümüzü ön yüze çevirdik. Bir tane sık iğne yapıp 1, 2, 3 zincir çekerek sık iğnemizin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Alt taraftan bir tane haroşa tepesi atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek sık iğnemizin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Alttan bir haroşa tepesi atlayıp bir sonrakine sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek
Sık iğnemizin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Son olarak oyamızı bu şekilde yapıp patiğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle tekrardan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.